Sevgili boğa burçları, yükselen boğalar ve ay burcu boğa olan sevgili dostlarım. Aralık 2020'de sizleri neler bekliyor? Kahve falına sordum ve yorumlamaya çalışacağım. Aralık 2020'nin kahve falı yorumuna hoş geldiniz sevgili boğalar. Partnerleri boğa olanlar da seyredebilir. Ay burcunuzu biliyorsanız siz de yorumlayabilirsiniz. Ay burcu olanları genel anlamda iç dünyasıyla yansıtıyoruz. Yani ay burcunuz boğaysa okuyacağımız fal, yapacağımız yorumlar sizin iç dünyanızda olacak olaylar. Burcunuz boğa ise, yani güneş burcunuz boğa ise sizin olacak olaylar, meydana gelecek durumlar sizin komple yaşamınızı etkileyecek ve yükselen burcu boğa olanların da karakterinde ve zihinsel yapısında değişim yapacak gelişmeleri kahve falında yorumlayacağız. Farkı orada. Güneş burcu, yani öz burcu boğa olanların yorumları farklı. Ay burcu olanların içsel dünyası, yükselen burcu olanların da planlarına ve geleceklerine yönelik böyle ön sezileri kapsayan bir durum sevgili dostlarım. Sevgili boğa burçları, açıyorum bakıyorum kahve falınıza. Burada kocaman bir kaplumbağa. Etrafı adeta bir ırmakla çevrilmiş. Irmağın ortasında kocaman bir kaplumbağa duruyor. Paraya yaklaşıyorsunuz ama paranın gelmesi zaman alıyor. Aynı zamanda sevgili boğa burçları, bu duygusal anlamda, aşk anlamında uzun süreli bir beraberlik var. Beraberlik iyi gidiyor ama nedense bu insan biraz kendini evlilik yolunda saklıyor. Biraz duygularını gizliyor ve olay iki yönlü tıkanmış durumda. Hem maddi olarak beklentileriniz hem de duygusal olarak beklentileriniz şu an durağında. Bir ev kurmak istiyorsunuz, bir yuva kurmak istiyorsunuz ya da evli olabilirsiniz. Bir ev satın alabilirsiniz. Ya da eviniz bile vardır. Bir yazlık alabilirsiniz. Olur ya, kırsalda bir ev istersiniz. Ama bu durum biraz askıya alınmış geçtiğimiz aylarda. Bu konu Aralık ayında tekrar gündeme geliyor sevgili boğa burçları. Hadi bakalım, gözünüz aydın. Ben burada görüyorum, şimdi kameraya size doğru yansıtıyorum da kamerada çekim yaptığım için telefonla çekim yapıyorum karşımda. Çok yakın temasta. Ben karşıdan ayna gibi görüyorum. Yani fotoğraf makinesiyle çekim yapmıyorum. Kamerayla çekim yapmıyorum. Kendi telefon kamerasıyla yaptığım için görüyorum. Hani bazen arkadaşlar diyor ki sen nasıl okuyorsun, böyle karşıya tutuyorsun. Ben karşıdan daha net okuyorum. Ayna gibi gözüküyor. Ama yine de ben geleneğe uyarak fincanı önüme alayım. Bazen de unutuyorum böyle göstermeyi. Direkt okuyorum, yani karşında biri varmış gibi. Böyle oluyor canlı yayının böyle cilveleri. Sevgili boğa burçları, evlilik gecikebilir bekar olanlara. Bazı evlilik konusunda gecikmeler yaşanmış olabilir. İki kişi arasında bocalıyor olabilirsiniz. Siz iki kişi arasında bocalıyorsunuzdur. Belki karşıdaki insan iki kişi arasında bocalıyordur. Bir bocalamadır, bir sıkıntıdır gidiyor. Evlilikte biraz böyle evlilik işareti şu şekilde aşağı doğru inmiş. Evlilik biraz ertelenmiş ya da tamamıyla gündemden gitmiş. Ama böyle siz bu konuda biraz sıkılsanız da Aralık başında, Aralık'ın ortasına doğru kendinizi biraz toparlayacaksınız. Kendine gel diyeceksiniz. Bir ayrılık yaşamış olan sevgili boğa burçları, boşanmış olabilir, sözden ayrılabilir, nişandan ayrılabilir ya da partneriyle yollarını ayırabilir. Üzüntü başta, hani Aralık'ın ilk haftası, ilk 10 günü üzüntü gözüküyor. Ama ilk 10 gününden sonra böyle toparlanma fırsatı bulacaksınız. Bir yer değişimi mi yapacaksınız? İşinizle ilgili değişim mi yapacaksınız? Çok lehinizde değişimler olacak. Bu değişimlerin lehinde olmasıyla beraber bütün duygularınız açığa çıkacak. Kötülüklerden sıyrıldığınız bir dönem oluyor.
ve insanlardan çok büyük destek alacaksınız. Her zaman olmaz ama sevgili boğa burçları, sizin böyle naif hareketleriniz, sizin böyle mütevazi hareketleriniz, mazbut duruşunuz insanları cezbedecek ve diyecekler ki arkandayız Ayşe, arkandayız Fatma, arkandayız Hüseyin. Yani böyle bir senin destekçilerin olacak insanlar, onu söyleyeyim. İnsanlardan çok destek alacaksın ama iç dünyanda sıkıntı var tabii. İç dünyanda sıkıntı var ama sosyal anlamda seni yalnız bırakmıyor dostların. Dostlarının kıymetini bil. Adeta bir ağacın altına oturmuşsun, yaşam ağacı. Meyveler sarkmış, sen onları bile görmüyorsun. Meyveler sarkmış, sen böyle bir köşeye oturmuşsun. Sana arkadaşların bir şeyler uzatıyor, evren sana bolluğunu veriyor. Sen böyle duygusal hayatına tıkanmışsın, şu şekilde duruyorsun. Belirsizlik. Halbuki uzansan alacağın bereket var. Etrafına baksan daha iyi birisi var. Ama sen nedense bir depresyona girmişsin. Ne yaşamında olup bitenleri görüyorsun, ne de etrafındaki kadınlara ya da etrafındaki erkeklere bakmıyorsun. Yani karşı cinse ilişkine askıya almış gözüküyorsun. Bunu yapma. İnsanlar sana yardımcı olmaya çalışıyor. Biraz dengeye tutturmaya çalış. Güneş senin için yeniden doğacak. Yani biraz depresyonu atlatmakta zorluk çektiğini görüyorum. Bir ayrılık yaşamışsın. Bu ayrılık seni canı gönülden yormuş. Seni fazlasıyla yormuş gözüküyor. Üzüntüye gark etmiş gözüküyor. Ama bu sıkıntıyı, üzüntüyü atlattığını görüyorum. Atlatmaya çalıştığını görüyorum sevgili dostlarım. Hiç sıkılma, hiç üzülme. Yani bu ilişkinin bitmesindeki sebep, yani özellikle boğalarla oğlaklar, boğalarla kovalar, boğalarla akrepler arasındaki ilişkilerde böyle astrolojik sıkıntılar, astrolojik sert etkiler de sebep olmuş sevgili dostlarım. Belki kaderde ayrılık dönemi varmış. Ya da bir aldatma, aldatılma enerjisi varmış. Onu hazmedememişsiniz. Bu kadar sevilirken, bu kadar birbirimize bağlıyken, adeta şeytanın böyle simgesi olan böyle boynuzlar falan çıkmış. Böyle kuyruklu bir şeytan gibi, iblis gibi bir şey. Yani inanın karşınızdaki insan kadınları kullanan ya da erkekleri kullanan bir iblis şeklinde geldi. Sizi de maalesef kullanmış. Bunu kabul etmekte zorluk çekiyorsunuz. Ve maalesef ki bu dünyada öyle bir dünya oldu ki herkes birbirini kullanır vaziyete geldi, onu söyleyebilirim. Yalnız burada ince uzun bir parşömen kağıdı var. Bu parşömen kağıdı size uzatılmış ve siz buna kendi imzanızı atıyorsunuz. Sembolik manada. Boş bir kağıt verilmiş, siz bunu dolduracaksınız. Aralık ayı boyunca üzüntüyü, sıkıntıyı bir kenara atacağınız günler gelecek. Ama ne zaman? Aralığın 13'ünden sonra. 13 Aralık bir böyle bir milat gibi size. Gelmişsiniz böyle inişli çıkışlı, dengeli dengesiz böyle 13 Aralık'a kadar geliyorsunuz sevgili boğa burçları. 13 Aralık'ta nedense bir gezegensel etki mi oluyor? Yoksa sizin artık psikolojiniz mi pes ediyor? Ya bir anda olacak bir olayla beraber bir sabah uyanacaksın, diyeceksin ki ben artık yenilendim. Ben artık değiştim. Ben artık değişmeye karar verdim. Ve bu değişim senin çok lehine olacak sevgili Boğa burcu. Değişimle beraber her türlü hamleyi yapacaksın. Saçları dökülmemiş, koyu renk saçlı bir erkek gözlük kullanıyor, bazen güneş gözlüğü kullanıyor, spor bir araba kullanıyor. Bu erkeğin sizi gizli gizli takip ettiğini söyleyebilirim. Kötü manada değil. Sizi böyle inceliyor, size aşık olmaya çalışıyor ve size böyle beğenmeye gayret ediyor. Diyor acaba ben bu insanla beraber olsam ya da işte beni kabul etse ilişkimiz nasıl olur? Kendi kendine, kendi dünyasında bir oluşum meydana getirmiş bu erkek. Ha, bu sizinle konuşacak mı?
konuşacak. Özellikle boğa burcu hanımları. Böyle dediğim gibi koyu renk saçlı, beyaz tenli, biraz şu şakakları açık gibi ama saçı dökülmemiş bir beyaz tenli erkeğin size bir teklifte bulunduğunu, sizinle konuşmaya çalıştığını, bunu konuşacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda evi de var, arabası da var. Fakat bu kişi kendini gizleyecek. Maddi olanaklarının iyi olduğunu gizleyecek. Çünkü bunu daha önceden maddi anlamda istismar eden birileri olmuş. Yani seven beni olduğu gibi sevsin. Beni param için gelsin istemem diyor. Böyle bir erkek. Özellikle boğa burcu hanımları, böyle bir erkekten arkadaşlık teklifi alabilirsiniz. Daha önceki aylarda ve daha önceki yıllarda aşkınızın hüsranla sonuçlanması sizin herkese şüpheyle bakmanıza yol açmış. Hani bu adama da başta şüpheyle bakacaksınız. Ve zaten bu adam önce kendini belli etmeyecek. Biraz sizinle konuşacak, ne yapalım diyecek. Hani nasip diyecek, ne yapabiliriz. Hani bir bakacağız, bir göreceğiz diyecek. Siz de bu adamın konuşmasından bir şey anlamayacaksınız. Biraz kendisini geri çekecek, geri duracak. Çünkü sizi inceden inceye soruşturuyor. Acaba kalbi birinde mi? Birinde gönlü var mı? Biraz da hafif kıskançlık enerjisi olan bir adam. Onu söyleyebilirim ama bu adamla beraberliğiniz olacak. Artık evinizden dışarı çıkmanın zamanı gelmiş sevgili boğa burçları. Depresyonu atıyorsunuz, sıkıntıyı atıyorsunuz. Eğer evliyseniz ve boşandıysanız telefon alacaksınız. Bakın, evli olan boğa burçlarına diyorum. Eşi gitmiş olabilir, eşi çeşitli sebeplerle gitmiş olabilir, başka bir kadınla gitmiş olabilir. Özellikle evli hanımlara diyorum, boğa burcu hanımlarına. Biraz fermuar çekeceğiz. Biraz konuşma detoksu yapacağız. Az konuşacağız. Bir kadın zaten günde ortalama 7000 kelime konuşuyormuş. Bir erkekse sadece 2000 kelime. Bakın, bir kadın 7000 kelime, ona karşılık erkekler 2000 kelime. Bu dünyada yapılmış bir araştırma. Bütün kültürlerde. Yani öğrenim görmüş olsun olmasın. Fakir olsun, zengin olsun, kadınlar erkeklerin neredeyse 3 katı konuşuyorlar. Şimdi siz de kendinizi biraz erkeklerin yerine koyun. Ana adamlar ne yapsın? Hani ondan Ayşe'den bıkıyor, Hatice'ye gidiyor, Hatice'den olmuyor, Merve'ye gidiyor, Merve olmuyor. Oksana'ya gidiyor, Oksana olmuyor, Helga'ya gidiyor. Ama adam istese dünyanın her yerindeki bütün kadınları gelsin, mutluluğu yakalayamıyor. Biraz kadınlar şu ağzını tutmayı becerecek. Onu da burada belirteyim sevgili dostlar. Yani biraz erkeğe yaşam alanı oluşturun. Bunu söyleyebilirim. Siz de bunu yapın. Eğer eşiniz gelirse sürekli olarak hani sen gittin, sen yaptın, sen şunu ettin, sen bunu ettin demeyin. Biraz da susun. Az konuşun. Ya karşıdaki adam tahammül edemiyor. Şimdi ben de medyum ve astrolog olduğum için sevgili dostlarım, şimdi sürekli olarak konuşarak tabii bu işi yapıyorum. Belki günde bir kadın 7000 kelime konuşursa ben 17000 kelime konuşuyorum. Ağzım böyle şu şekilde kalıyorum. Ağzım açık halim kalmıyor. Ağzım açık halim kalmıyor. Yani konuşmak da hakikaten konuşmak da yorucu bir şey. Biraz kenara çekilin. 7000 kelimeden 5000 kelimeye düşün. 3000 kelimeye düşün. 3000 kelime yeter. Yani konuşmanızı yavaş yavaş azaltın. İkili ilişkiler düzene girecektir. Çünkü burada önünde bir adam susmuş, şu şekilde bir kadın habire konuşuyor. Biraz da hani iğneyi kendimize batıralım. Onu söylüyorum. Yeniden güneş sizin için doğacak. İsminde V harfi, A harfi, T harfi olan birileriyle aşk gözüküyor sevgili dostlarım. Aşk her yerde diyorum. Aşk sizin yanı başınızda, mutlaka çanlar sizin için çalacak diyorum. Bir yol, ince uzun bir yol önünüzde serilmiş. Adeta bir köy patikası gibi sen de bir atın üzerindesin. Elinde bir bayrak ve o bayrağın üzerinde de bakın o bayrağın kartal işareti var. Kartal
Sufizmde en yüksek mertebeye ulaşmaktır. Yani Kartal Sufizmde kullanılıyor, başka pek çok hani dini oluşumda kullanılıyor. Ruhun çok yükselmesi, ruhun yücelere erişmesi demektir sevgili dostlarım. Ve o bayrağı tutuyorsun sen, hem atla muradının olduğunu, bir isteğinin yerine geldiğini, yolla düşüncelerinin belli bir kanala gittiğini söyleyebilirim. Ve bayrak, sol elinde bir bayrak. Geçmişten getirdiğin bilgilerinle, geçmişten sol geçmiştir, geçmişten gelen bilgilerinle, geçmişten getirdiğin becerinle bazı olayları toplayacaksın ve geleceğe doğru çizdiğin planlarda başarılı olacaksın. Plan kur, planlarını tek tek hayata geçireceksin sevgili boğa burçları. Bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda sevgili boğa burçları, Taha suresini bu Aralık ayı boyunca bol bol okuyun. Taha suresi size isteklerinizi önünüze serecektir. Bunu söyleyeyim. Ve kahve tabağına geldiğimde ise sevgili dostlarım, bakın şurada 3 insan birbirleriyle konuşmalar yapıyorlar. Yani 3 insanın arasındaki geçen konuşma şu olabilir. Hani bu adımı ilk defa sen at, ben atayım ya da neler yapabiliriz gibi konuşmalar yer alıyor. Ama 3 insanı böyle yukarıdan sinsi, hain böyle bir atmaca kuşu seyrediyor, avcı gibi. Sizin fikirleriniz çalınabilir. Sizin herhangi bir konuda böyle düşünceleriniz, duygularınız başkaları tarafından dedikodu aleti olarak değerlendirilebilir. Onu söyleyeyim. Bu atmaca kuşu hiç iyi bir şekilde bakmıyor. Çünkü atmaca hain bir kuştur, avcı bir kuştur. Sizi avlamaya yönelik ve sizi yok etmeye yönelik çalışmaları var bunun. Ama orada adeta o atmaca kuşunun üzerine bir şahin konmuş, onu pençesiyle almış, böyle boynunu kopartıyormuş gibi. Bir savaş alanı gibi. Ya seninle uğraşan sevgili boğa burcu, biraz seni böyle işini elinden almak isteyen avcı bir kuşu, daha üstteki birisi alıyor, kafasını adeta koparırcasına oradan uzaklaştırıyor. O atmaca da bir daha gelmemek üzere, bir daha sizi rahatsız etmemek üzere hayatımızdan çıkıyor. Bunu söyleyebilirim. Hakikaten düşündürücü bir durum. Eğer rızkınız durduysa, eğer bereketiniz durduysa sevgili boğa burçları, rızkının, bereketinin arttığı bir dönem, bir süreçtesin. Ve bu süreç seni çok çok iyi yerlere taşıyor. Hiç kafanı yorma, hiç canını sıkma. Güzel günler çok yakında ve sen kötülüğü yok ettiğini, iyiliğe doğru gittiğini böyle farkına varacaksın. Aynı zamanda sevgili boğa burçları, aslan burçlarıyla, akrep burçlarıyla ve yay burçlarıyla aşklar gündeme gelebilir. Birliktelikler gündeme gelebilir. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu başlangıçlar sizin çok lehinize olacak, bunu söylemeden edeyim. Yani güzel başlangıçlar yapacaksınız. İyi şeyler olacak. Kafanızı yormayın. İyi günler çok yakında. Ve sizde de sevgili boğa burçları, bir ayakkabı görüyorum. Topuklu bir ayakkabı. Uzun bir yola niyet edebilirsiniz. Uzun yoldan haberleriniz gelebilir. İlahi rahmet yağıyor. Bir yağmur yağıyor ki, yağmur yağdığı zaman mutlaka Kevser suresini okuyun. Çok büyük faydalarını göreceksiniz sevgili boğa burçları. Zaten sizin yaptığınız her dua ve her niyaz duyuluyor evrensel sistemde, bunu söyleyebilirim. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Aralık 2020'de sevgili boğa burçlarını yorumlamaya çalıştım. Umarım gönlünüze hitap etmişimdir. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. 0546 481 35 06'dan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.